Uhu, 12 metre çıkar mı? 12 metre çıkar mı hocam? Oğlum, Purpo'cum yapıyorsun bu işi kardeşim ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight'lısın. Lan hepinize selamlar. Gençler, bundan aylar önce Dead Slinger oynamıştım ama o düşük ranklardaydı. Şimdi bu hesabın MMR'ı yüksek biliyorsunuz ki. Bir de bu hesapla deneyeyim dedim. Yine çok klişe perklerle oynamamak için değişik böyle bir build yapmaya çalıştım. İlk perküm hemşirelik içgüdüsü. 28 metre yakınımızda iyileştirilen veya kendini iyileştiren kurbanların haresini görüyoruz. Dead Slinger'a karşı yaralı dolanmak çok tehlikeli. Yani palet pencere gibi spotları oynamanıza çok fazla izin vermediği için yaralı dolandığınız her süre sizin için bir tehlike demek. O yüzden sürekli heal'lanmaya çalışacakları için bu perkte yerlerini göreceğiz. İkinci perküm gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürdüğümüz zaman 32 metrelik alan içerisindeki bütün jeneratörler patlıyor ve anında %8 kayıp yaşıyorlar. Eğer herhangi bir kurban o jeneratöre oturup gerilemesini durdurmazsa da jeneratör kendi kendine gerilemeye devam ediyor. Üçüncü perküm nüfuz. Bu perk yakın zamanda değişen bir perk. Eski halini kimse kullanmıyordu. Yeni hali çok kullanılıyor mu bilmiyorum ama son kurban videomda karşıma gelen katillerden bir tanesi bu perkte oynuyordu. Ve ilginç olacağını düşünüyorum. Bir kurban herhangi bir kurbanı kancadan kurtardığı zaman o kurbanın iyileştirme hızı 30 saniye boyunca %50 azalıyor. Yani işte birisini kancadan kurtarıp direkt kancada iyileştiriyorlar ya, siz oraya gidene kadar adam iyileşmiş oluyor ya da ne bileyim köşe bir yere gidip orada safe bir şekilde iyileştirmeye çalışıyor falan. İşte bu perk sayesinde kancadan alınan kişi uzun sürede iyileşmiş olacak. Böylece iki kurban, yani hem kancadan alınan kişi hem de onu healleyen kişi, maçın belli bir kısmında yavaşlamış olacaklar. Zaman anlamında zaman kaybetmiş olacaklar. Hem de iyileştirmesini tamamlayamadan ben oraya gideceğim için kancadan alınan kurbana tunnel atma ihtimalim daha yüksek olmuş olacak. Ve son perkümde Efsun Ecel'den kaçış yok. Tüm jeneratörler bittiği zaman bu perk aktif oluyor. Ve Efsun totemimiz kırılana kadar hem hareket hızımız %4 artıyor hem de bütün kurbanlara tek atabiliyoruz arkadaşlar. İlk eklentim parıltılı para. Bu eklentiyi de bir denemek istiyorum. Belki birkaç yerde denk getiririz. En az 12 metre uzaklıktan zıpkınla bir kurbana vurduğumuz zaman, yanımıza çekip o kurbana vurduğumuz zaman o kurban tek yiyor arkadaşlar. İkinci eklentim de arındırıcının, yani elimizdeki silahın reload atma süresini 0,35 saniye azaltıyor. Hızlı hızlı reload atıp sürekli atış yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım, ilk maç aim'i bir ısındıralım. Yavaştan alışalım. İkinci, üçüncü maçlarda pataklamaya çalışacağım kurbanları. Şu asilliğe bak ya. Şu karakterin şu asilliğine bir bak ya. Ağzında yamultuyor böyle. Kürdan mı ne bir şey var ağzında. Şimdi hemen bize en uzak jeneratörlere bir gidelim arkadaşlar. Birisini gördük hatta. Dur, jeneratöre gitmeye gerek kalmadan. O gördüğümüz kişiyi belki avlayabiliriz. Bir şey diyeceğim. Birisi fabrikaya çıktı. Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun burada? Fabrika içiyorsun musun hocam sen? 12 metre değildir değil mi ora? Değil, okey. Tamam, sıkıntı yok. Nereye gidiyorsun? Şurayı bir kıralım da. Tamam, okey. Bunu yaraladık. Devam etsem mi kovalamaya acaba yoksa? Kovalamaya devam etmedim. Biraz bir can kontrol edeyim. Leon var ya, özellikle atacağım sandığı için sürekli maymun hareketler yaptı ama. Şuradan yetişmez değil mi? Tamam, neyse, en azından biraz yanımıza tutmuş olduk diyeceğim de yok, işe yaramaz. Evet, hook alamadık abi. İki kişiyi güzel yaraladık da. Hook alamadık yani. Şöyle üçüncü yaralayışımız. Gerçi diğerleri iyileşmiş. Ne ara iyileştiler bilmiyorum. Bunu açık bir alanda mı yakaladım? Hayır. Aa oğlum! Lan bu niye kafasını eğerek koşuyor oğlum? Biraz geç aldık ilk hukumuzu ama Noed'imiz falan oluşu belki bize bir umut verebilir arkadaşlar. Bir can daha bitti. Süper. Kanca taraflarına bir döneyim. Heal'li olabilirim. Aynen öyle. Güzel. Heal bayağı yavaş olduğu için bayağı sıçtı şu an gördüğünüz gibi. Tam olarak bunu anlatmaya çalışıyordum. Zarina'dan bir DC geldi bu arada. Süper. Yani 3 gem bitti hayvan gibi ama evet, tam buydu, tam olarak buydu arkadaşlar. Hem heal'layamadı, hızı yavaşladı, hem yerlerini gördüğüm için halletmiş oldum. O ne? O neydi tam olarak? O neydi tam olarak hocam? Ha? Davo? Oh, bu beyze ne ara gitti oğlum? 12 metre midir? Değildir herhalde değil mi? Oğlum şu bir 12 metre çıksa şunlardan biri var ya, efsane olacak da. Salak botu bir öldüreyim arkadaşlar ben. En azından sonundan jammen yapmakla uğraştırmasın bizi. Jam bozmakla falan. Yani güzel aslında. Kötü oynamadım bence. İyi atışlar yaptım ama yani jen hızını tutamadık maalesef. Oğlum sana helal olsun. Ne diyeyim kral, vallahi Matrix var ya karşımda. O nasıl bir dodge'muş oğlum? 12 metre. Hayır.
Yes! İşte bu. Bu güzel oldu bak. Bu harbiden güzel oldu. Karıcığım sen Matrix'sen, ben de Sniper'ım. Atma o T-Bag'i. Kral ne gerek var ya şimdi? Oo, sonucam bitti. Peki. Noed'im buraya uzak, kancanın yakınında olsa Noed'im aslında güzel olurdu da. O tarafa gitti yalnız. O var ya, size bir şey diyeyim mi? O Noed'i görüp kıracak derken. Kıramadı. Ye kral şöyle Noed'i. Diğerini de gördük. Okey. Zord Noed'i. Allah'ım ne olur ambreleri olmasın. Ne olur ambreleri olmasın. Dıdım dıdım. Ugh. Evet. Ne diyorsunuz? Çıkar mı bir şeyler? Nasıl Comebeçk? Ambreleri olsa herhalde kalkarlar değil mi şu zamana kadar? Okey, bu ikisini galiba hiç asmamıştım. O yüzden bunlara etem şansı vermek istemiyorum. Yani şimdi etem falan atarlarsa maç mahvolur. O yüzden bunların yerde ölmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunlar yerde ölsün, ben geleceğim birazdan. Bu yıldın her bir parçası o kadar iş yaptı ki şu maç. Hemen özetliyorum. Nüfuz artı hemşirelik içgüdüsü perkü sayesinde hem kancada heal'ı bitmeden yetişebildim astığım kurbanın, hem de yerlerini görmüş oldum. Zaten hata yaptı, bana doğru koştu ve onu çok hızlı bir şekilde ikinci asılışına geçirmiş oldum. Hiç efor sarf etmeden. Sonra 12 metrelik eklentiyi en önemli yerde tutturdum. En önemli, yani en önemli kill oydu. Orada tutturamasam, o adamı asamasam son jeni bitiriyorlardı ve 2 kişi falan kaçarlardı büyük ihtimal. Maçın sonunu da Noed'le çözdük. Parça parça çok iyi iş yaptı yani build. Zor bir maçtı comeback açısından ama güzel değerlendirdik. GG. Az önceki maçtaki comeback bana müthiş bir moral verdi. Yalnız bak, maç içinde bir can kaldıktan sonra daha bir kill almışım ya. Diğerlerindeki özgüveni görüyorsunuz değil mi? David üstüne çekmeye çalışıyor, beni T-back atıyor. Önümde boş alanına koşuyor yani ona gideyim falan diye. Sona bir kaldı. Nasıl hata yaptı gördünüz değil mi en son kısımda? Gitti NI gibi paletten atladı çekeceğimi bile bile. Eğilerek dojlayan adam, ne bileyim T-back atan adam bir anda rank 20 gibi oynamaya başladı yani. Bu oyunun aslında çoğu özgüven arkadaşlar, gerçekten. Mesela ilk hiti basit almadıysanız, böyle 2-3 tane güzel spotta döndüyseniz ondan sonra kötü spotları bile iyi oynamaya başlıyorsunuz. Ben bunu öğrendim bu oyundan. Ama böyle ilk hasarı basit alıp bir de kötü bir spota kaçtıysanız geçmiş olsun. Bu zinciri doldurmak için ne yapmamız gerekiyor lan? Zincir dolmuyor oğlum ha. Tamam, zinciri şöyle bir kopartalım. Bir dakika, şunu bir şurada tutalım. Gel sen bir şuradan. Oho, bu çok güzel oldu işte. İşte bu çok güzel oldu adamım. Bak, aim'im fena değildir arkadaşlar. Deathslinger'a aim'ime güvenirim. Deathslinger'da neye güvenmiyorum biliyor musunuz? La gel şuraya. Harita kontrolü yapamıyorum. Zaten harita kontrolü çok zor olan bir katil. İlk maçta da fark ettiyseniz hiçbir gene gidemedim. Chase atması keyifli bir katil. Hani aim, silah, ateş. O yüzden birini görünce direkt kovalıyorum hani. Yok şu gene gideyim, yok bu gene gideyim, uğraşmıyorum aslında. Uğraşmam lazım da. Ne yalan söyleyeyim, biraz üşeniyorum. Ve onu aldılar. Peki iyileştirmeye çalışırlar mı? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. İyileştirmeye çalışmadılar ama bu zayıf halka gibi. Ben bunu bir indireyim, tamam mı? Tam kırayım da boşta kalsın her türlü. Okey. Kayıtlara geçmesini yok çünkü bağırıyor. Umarım decisive yoktur. Bu arada bir can daha bitecek. O decisive yoksa güzel olur bizim için. Çok güzel. Yani erkenden çıkarmam lazım. Zaten şu eklediğim iki perk'ün olayı tunnel olayı. Biraz tunnel'ı kolaylaştırıyor. Tamam, iki can bitti. Şimdi şunu bir can daha bitmeden oyundan çıkarabilirsem efsanül dehşet olacak bizim için. Oğlum ben ne diyorum? Bir koşu sesi duyuyorum burada ya. Bir koşu sesi var, anladın mı? Hemen geldim. Hemen geldim. Selamlar. Salıyorsunuz galiba. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Hocam tunnel build yaptım mantıken. İki perk'ü kombinledim. Morim yokmuş. Olsun. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Zayıf halkayı bulmuşken hemen... Ya acıdım aslında adama. Ne yalan söyleyeyim ama üzgünüm yani. Ben de gerçekten iyi oynadığım maçları kaybetmeyi sevmiyorum bu oyunda. Hiçbir maçı kaybetmeyi sevmiyorum da. İyi oynadığım maçlar ekstra tabii. Aha. Healan'ını gördük. Süper haber. Ah lan. Sen... Değişik bir canlısın ya sen. Sen gerçekten değişik bir canlısın yani. Hani görüyor şey yaptığımı. Okey, güzel. Satmadan hızlı hızlı hookları almaya devam etmeliyiz. İlk kili erken aldık diye hemen gevşememeliyiz arkadaşlar. Şu palet bize sonradan zorluk çıkarmasın. Şunu hemen alalım. Güçlü bir palet çünkü. Mırıbı. Uhu, 12 metre çıkar mı? 12 metre çıkar mı hocam? Oğlum purpocum, yapıyorsun bu işi kardeşim ya. Yapıyorsun bu işi kardeşim ya. Sıtıf. Balansı mı var? Evet, balansı varmış. Çok iyi. Mikaela attempt denedi. Steve de maçı salıyor. Çok iyi.
Bravo Purpo! Gaddarsın. Busun oğlum. Busun. İyisin Purpom. Fengmin'e acıdım ama gerçekten yani bu oyun bana acımamayı öğretti arkadaşlar. Ben ona acıyıp yapmasam bunu bir anda tak tak jenler bitecek, maçı kaybedeceğim. Güzelim videoyu mahvetmiş olacağım. Üzgünüm yani her seferinde Tunnel'la ilgili aynı açıklamaları yapmak istemiyorum. Yapacağım yani. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Zaten özellikle o iki perkü Tunnel'ı kolaylaştırsın diye koydum ve işe de yarıyorlar. İki maçtır. Okey. Temiz maç. Öbüründen çok daha kolay geçti. Deathslinger gerçekten chase'lerde çok keyifli bir katil. Hani kurbanları çaresiz bırakıyorsunuz çünkü pencereden atlasa da palet devirse de bu arada iki tane prestij yüz varmış. Sivde prestij yüzmüş. Oğlum Fengmin nasıl prestij yüz ya? Tamam hani prestij yüz belli bir başarı değil. Sonuçta puan vererek yapabiliyorsun da bu şu anlama geliyor. Prestij yüz yapacak kadar puan kastıysan oyunu belli bir süre oynamışsın demektir. Bilmiyorum belki Deathslinger'a karşı kötü oynuyordur. Şimdi çok önyargılı da davranmayayım da kötü bir survivor'dı yani. Ya da belki killer tarafını oynuyordur ağırlıklı olarak. Deathslinger'ın böyle hani bir şey fırlatmalı, eğim almalı falan katillere göre avantajı ne biliyor musunuz? Özelliğine geçtiği an atabilmesi. Yani FPS oyunu oynayanlar bilir quick scope olarak geçiyor. Mesela Huntress'te balta kaldırırken ses veriyor, artı kaldırma animasyonu falan filan derken kurbanın hani dojlamak için şansı olabiliyor. Ama Deathslinger'da silah eğiminize geçtiğiniz an direkt sol tıkla atış yapabiliyorsunuz. Bence en güçlü yanlarından birisi bu. 12 metreden vurunca tek yatan eklentim bitti bu arada. Başka bir tane aldım. Eğim aldığım zaman hareket hızımı %3 arttıran eklenti. Map'i de ben attım bu arada. Açık map'te Deathslinger iyi olabiliyor. Büyük ihtimalin yok şu taraflarda doğdunuz. Evet bir kişiyi gördük. Burada Jhene başlayan da var. Aa benim hatam lan. Niye mal gibi bekledim adamın suratına bakarak 2 saat? Okey tamam burayı aldık aldık aldık. Sıkıntı yok dur şöyle çizdirelim ki şunu. Erkenden kırılsın. No love diyor. Ah lan kardeşimi üzmüşler. Aha diğer tarafa gitti lan enayiye bak. Ben de geleyim. Aslında bu tarafta loop atmam çok mantıklı değil de. Belki hani geldiğimi anlamaz falan diye iyi de yaptık bir yandan. Büyük ihtimal 2 can bitecek. Aslında uzun bir chase atmadım ama karakter ilk başlarda maça yavaş başlıyor yani onu anladım. Ne oluyor lan biri geldi buraya. Biri geldi sonra geri gitti. Tamam evet bir jene dediğim gibi veda ettik. İkinci jene de gitti. Hayvan gibi ayak izi vardı burada nereye gitti lan o? Şuraya bir yakanca trade ya ikinci asılış falan. Okey. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Kıvrak atmış kaçıyor. Güzel oldu. Şimdi bunu slaglayacağız. Ulan ana binasının en göt gibi olanı gelmiş. Bu ne ya? Adam 150. turuna atıyor anasını satayım. Oho babacım oho. Ah kayıtlara geçmesini varmış. Eğim de yanıyor ya. Eğim de yanıyor da. Jhene'leri tutabileceğiz mi? Ulan adam zaten no love yazmış. Aşk acısı çekiyor. Bir de biz tanılıyoruz ama yapacak bir şey yok yani ya. Allah bu karakter Jhene kontrolü çok kötü olan bir karakter. Ben zaten Jhene kontrolü özürlüsüyüm. Ekstra zor yani benim için. Kayıtlara geçmesin bir kere mi çalışıyordu sürekli mi çalışıyordu? Şuradan önüne çıkabilir miyim? Şunu tabii yaralayalım. Biraz maçı da yavaşlatmamız lazım bir yandan. Okey bunu burada alabilir miyim? Açık bir alan gibi sanki. Çok iyi vuruş lan Purpo. Vuramıyorum sandım ha. Bak şu Quentin'i bir çıkartabilsem şu an aradan. Noet'te de bir kill falan alırım. Maçı sonlandırırım aslında da. Bu yılanın burada bir yerde olduğuna adım gibi emindim. Purposun! Purposun! İşte bu. Smoke falan sökmez. Agacım bana. Şimdi bir şey diyeceğim. Hemen Kanca'ya dönsem. Bak Kanca'ya dönüşü bile yavaş anladın mı? Bak orada trade'e, tunnel'a falan bile gidemiyor yani karakter. Kim aldı onu? Quentin aldıysa efsane olur. Aynen Quentin almış. Şimdi bak Quentin'i maçtan çıkarabilirsem arkadaşlar. Bu işi bitti varsayın. Kıvrak atacak. Zınk! Aceleci bir gameplay sergiliyor sanki. Paleti kırmak zorundayız. Güzel oyaladı burayı. Yani son asılışı oyna kardeşim tamam mı? Oyna. Son asılışın beyin yüklensin ya. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bayağı bir oyalanabilirdik çünkü. Şunu asıp şimdi son asılışına bir güzel oynadım bence bu maçı. Daha fazla kill hak etmiş olabilirim ama maalesef Jhene kontrolü konusunda biraz özürlüyüm arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Ya o smoke hemen saniyesinde bir yerden buluyorlar ya.
Şöyle olduğu zaman var ya, o kurbanı gırtlaklayasım geliyor. Böyle 100 metre uzaktan seni görüyor, hemen kaçıyor falan ya. Bir de saklanıyor Allah'ın belası. Var oğlum, etkit pastı yemezler aslanım, yıllanırken gördüm. Aslanım yemezler onu, yemezler. Orada var oğlum etkiti, yemezler. Yıllanırken gördüm bu arada, bir şey diyeyim mi şey pörküyle? Hemşirelik içgüdüsü. Bunun ikinci asılışı mı oldu? Oo yok, bunun ilk olmuş. Okey. Bu can yine çok yüksek. Şu an arkasında falan saklanıyor olma ihtimalleri nedir? Dolap ihtimal nedir? Bu var ya bu. Bu var ya, öyle güzel bir hamle oldu ki işte. İyileşme partisi dönüyor mudur herhangi bir yerde? Kanka kanka uzağa gidelim, ben seni heal'layım kankalık. Dönmüyor galiba. Ya da bayağı uzağa gittiler. Kloz için merhaba. Arkadaşın skill check kaçırdı, haberin olsun. Gel bakalım. Defol git şimdi. Straight. Onu hemen saldım. Diğeri Kloz'u almaya gelsin çünkü bunun son asılışı. Umuyorum ki Decisive falan herhangi bir şey yoktur da şu maçı şuradan guess be koparmış olurum. Çok güzel bir comeback daha mı geldi sanki? Ne dediniz arkadaşlar o işe? O da veda etti adaya. Şimdi tam diyecektim ki bunlar bir yerde heal'lanıyor. Koluma sıçayım. Selamlar. Neyim var mı? Dead art mı attı yoksa? Ah lan! Okey, şöyle şuradan hemen sürttürüp kırdırttıralım bir onu. Ha, bu palette kalmamayı tercih etti akıllıca. Son jeni saldım bu arada. Cloud yapabilir, sıkıntı yok. Palet var mı orada? Palet var da baba neyimden kaçmaz diyecektim. Vuramıyordum yani. Müthiş maç. Müthiş maç. Son maça yakışır. Hani böyle isminin hakkını veren bir maçtı yani. Ya Cloud gerçekten değişik bir insansın ya. Alma kardeşim ya. Git kendi hayatına bak ya, belki hiç falan bulacaksın yani. Okey, diğeri saldı hiç bulsun diye. Kötü atış, acele atış. Yani dojlaması kolay olmasın diye quickscope atıyorum işte ama bazen kaçabiliyor böyle. Hmm, okey. Kıvrak atıp direkt kaçmış. Clouded aim koydum ama hani bekliyorum adam geri geri yapar mı, bir şey yapar mı, hani ona göre. Aa dur, yine anama küfür yemeden arkadaşlar son kurbana mori atayım. Bazen gerçekten arkadaşlar çok garip şeylere takıyorsunuz ya. Ya biri sinirlenmiş yorumlarda, abi son kurbana mori at artık. Oğlum maç içinde zaten görüyorsun karakterin morisini defalarca. Son kurbana atıp atmamam neyi değiştiriyor yani senin için? Gerçekten çok ilginçsiniz ya. Adam ciddi ciddi uzun mesaj almış, sinirlenmiş. Abi son kurbana mori at yazıyoruz, görmüyorsun, at artık falan. Lan ne önemi var? Son kurban zaten. Asınca da ölecek, mori atınca da ölecek. Ne değişiyor yani? Maç içinde karakterin morisini defalarca görüyorsun zaten. Vallahi arkadaşlar mahvettik. Can kontrolü özürlüsü olduğum halde mahvettik adamları. Siz onun chatte neler yazdığına bakmayın. Boş yapıyor. Ha tunnel attım mı attım, reddetmiyorum. Ama güzel, doğru, akıllı, mantıklı yerlerde attım yani. Sonuçta ben o iki perkümü tunnel için aldım. Şu hemşirelik içgüdüsü ve nüfuzu tunnel için aldım ki ona rağmen çok fazla öyle kancaya dönüp oyun yapmadım. Daha hard bir tunnel bile yapabilirdim yani o iki perkle. Birinci ve üçüncü maçta comeback attık. İkinci maçta zaten hiç şans bile vermedik kurbanlara. Çok güzel bir videoydu bence gameplay açısından. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.